hidrojenin Bohr modelinden daha önceki videolarda bahsetmiştik. Hidrojenin çekirdek yükünün artı 1 olduğunu biliyoruz. Bu, hidrojenin pozitif yüklü çekirdeği olsun. Hidrojen atomunun bir tane de elektronu var. Hidrojenin Bohr modelinden söz ettiğimize göre, bu elektron çekirdekten belirli uzaklıkta bir enerji seviyesinde bulunmalı. Elektronu da R1 yarıçaplı enerji seviyesine yerleştirelim. Bu durumda hidrojenin bir elektronu en düşük enerji seviyesinde. Ve bu durum hidrojen atomunun temel hali. Birinci enerji seviyesinin enerjisini E1 ile gösterelim. Bir önceki videoda birinci enerji seviyesindeki bu elektrona yeterli miktarda enerji verdiğimizde daha üst enerji seviyelerinden birine geçebileceğimizi söylemiştik. Enerji verdiğimizde elektron daha üst enerji seviyelerinden birine geçer. Bu elektrona yeterli miktarda enerji verirsek daha üst enerji seviyelerinden birine atlayabilir. Şimdi bu elektronu R3 yarıçaplı 3. enerji seviyesine geçirdiğimizi düşünelim. 3. enerji seviyesi. Bu olaya absorpsiyon deniyor. Absorpsiyonda elektron enerji alarak üst enerji seviyelerinden birine geçer. Bu geçici bir durum, kararlı değil ve elektron bu üst enerji seviyesinde sürekli olarak kalmaz. Temel enerji seviyesine yani E1'e geri döner. Şimdi bu söylediklerimizi sağdaki şemada gösterelim. Elektronumuz üçüncü enerji seviyesindeydi. Burada birinci enerji seviyesine yani temel haline geri döner. Birinci enerji seviyesi. Bu olay gerçekleşirken elektron enerji verir. Bu enerji foton adı verilen ışık olarak yayınlanır. Elektron yüksek enerji seviyesinden düşük enerji seviyesine geçerken ışık yayınlanır. Bu olaya da emisyon denir. Fotonu da gösterelim. Ders kitaplarında fotonu genellikle bu şekilde görürsünüz. Yayınlanan her fotonun belirli bir dalga boyu bulunur ve dalga boyu lambda ile gösterilir. Emisyon sırasında yayınlanan fotonun enerjisi, bu iki enerji seviyesinin enerjileri arasındaki farka eşittir. Bizim örneğimizde ise yayınlanan fotonun enerjisi, üçüncü ve birinci enerji seviyelerinin arasındaki farka eşit olacak. Üçüncü enerji seviyesinin enerjisi eksi bir. birinci enerji seviyesinin enerjisi, bu fark, fotonun enerjisine eşittir. Bildiğiniz gibi fotonun enerjisini h çarpı nü ile de hesaplayabiliyoruz. Bu formülü de yazalım. Fotonun enerjisi h çarpı nü'ye eşittir. Tekrar hatırlayalım. h Planck sabiti, nü ise ışın frekansı. Biz burada fotonun dalga boyu ile ilgileniyoruz. Dolayısıyla denklemimizde bazı değişiklikler yapmamız gerekiyor. Bir ışığın dalga boyu ile frekansının çarpımı ışık hızı c'ye eşitti. c eşittir lambda çarpı nü. c ışık hızını, lambda dalga boyunu, nü ise frekansı belirtiyor. Denklemi düzenlersek ışığın frekansı eşittir, ışık hızı bölü dalga boyu olur. Şimdi bu formülü denklemimizde yerine yazalım. Fotonun enerjisi Planck sabiti h ile frekansın çarpımına eşitti. Frekans da c bölü lambda olduğuna göre fotonun enerjisi h çarpı c bölü lambda'ya eşit olur. Enerji seviyeleri için e1 ve e3'ü kullanmak yerine daha genel bir gösterim kullanalım. e3 yüksek enerji seviyemiz olduğuna göre bunu ey ile gösterelim. Yüksek enerji seviyemiz ey. Elektronun indiği düşük enerji seviyesini de ED ile gösterelim. Tekrar söylemek gerekirse daha genel bir gösterim olması için E3 yerine EY, ye, E1 yerine ED kullanıyorum. Şimdi denklemimize geri dönelim. Fotonun enerjisi yüksek enerji seviyesi EY eksi, düşük enerji seviyesi ED'ye eşit olur. Denklemimiz işte bu. Daha belirgin yapalım h çarpı c bölü lambda'nın e'ye EY -ED eksi ed'ye eşit olduğunu görüyorsunuz. Şimdi biraz daha yer açalım ve denklemimizi düzenlemeye devam edelim. Buraya tekrar yazayım. H çarpı C bölü lambda eşittir. Yüksek enerji seviyesinin enerjisi EY eksi. Düşük enerji seviyesinin enerjisi ED. Bir önceki videoda herhangi bir enerji seviyesinin enerjisinin nasıl hesaplanacağını anlatmıştım. Orada yaptıklarımızı bu denkleme uyarlayalım. Herhangi bir enerji seviyesi n'in en enerjisini en eşittir e1 bölü n kare formülüyle hesaplıyorduk. Eğer yüksek enerji seviyesinin enerjisini yani e'yi ey hesaplamak istersek formülümüz e'y eşittir e1 bölü y kare olmalı. Bunu formülümüzdeki yerine birazdan buraya yazacağız. Düşük enerji seviyesinin enerjisi yani ED'yi hesaplamak istediğimizde ise formülümüz ED eşittir, E1 bölü, de kare olacak. Bunu da denklemimizde buraya yazacağız. Şimdi biraz daha yer açalım. Bakalım denklemimiz ne hale geldi. H çarpı C bölü lambda eşittir. E'ye yerine E1 bölü, N'ye kare yazıyorum. Eksi, ED yerine ise e1 bölü n'de kare yazıyorum. Sağ tarafı e1 parantezine alalım ve tekrar yazalım. h çarpı c bölü lambda eşittir. e1 çarpı parantez içinde 1 bölü n'y kare eksi 1 bölü n'de kare. Şimdi de denklemin her iki tarafını h çarpı c'ye bölelim. Böylece yayınlanan fotonun dalga boyunun neye eşit olduğunu belirleyebiliriz. Bu durumda 1 bölü lambda eşittir e1 bölü hc çarpı 1 bölü en ye kare eksi 1 bölü de kare. Yine daha önceki videoda e1'in değerini de hesaplamıştık. e1 eksi 2 virgül 17 çarpı 10 üzeri eksi 18 jule eşitti. Az önce söylediğim gibi bu değerlerin nasıl hesaplandığını bir önceki videoda izleyebilirsiniz. Denkleme dönelim. 1 bölü lambda eşittir, eksi 2 virgül 17 çarpı 10 üzeri eksi 18 jül bölü h çarpı c çarpı 1 bölü n y kare eksi 1 bölü n d kare. Şimdi yazdığımız denklemi bir gözden geçirelim. Buradaki eksi işaretine çok fazla takılmayın. Denklemin diğer kısmına odaklanın. Burası sabit bir değere eşittir. h Planck sabiti, c ise ışık hızı. Bunların hepsi sabit değerler olduğuna göre, 2.17 çarpı 10 üzeri eksi 18 bölü hc değeri de bir sabit değer olduğuna göre, burayı r ile gösterelim. r'yi kullanarak formülü yeniden yazalım. 1 bölü lambda eşittir eksi r çarpı 1 bölü n y kare eksi 1 bölü n kare. R Rydberg sabiti. Peki değeri ne? Hat birlikte hesaplayalım. R e1 bölü h çarpı c'ye eşitti. R eşittir 2,17 çarpı 10 üzeri eksi 18 bölü h Planck sabitiydi. 6,626 çarpı 10 üzeri eksi 34 çarpı c ışık hızıydı. Bunun yerine de 2,9979 çarpı 10 üzeri 8 metre bölü saniye yazalım. Bu işlemi yapacak olursak ki bununla vakit kaybetmek istemiyorum direkt sonucu yazacağım. Sonuç 1,09 çarpı 10 üzeri 7 olur. Birimi de 1 bölü metredir. Gerçekten R'nin değeri 1,097 çarpı 10 üzeri 7'dir. Ancak ben burada biraz yuvarlayarak 2,18 yerine 2,17 yazdım. 2,18 yazsaydım daha yakın bir değere ulaşabilirdik. Burada yapmaya çalıştığım sadece Rydberg sabitinin nasıl belirlendiğini göstermekti. Bu denklemle hesaplama yaparken Rydberg sabiti R'nin yerine bu değeri yazacağız. Ki bir sonraki videoda yapacağımız bu olacak. Şimdi tekrar denklemimize dönelim. Formüldeki parantez içindeki 1 bölü n y kare eksi 1 bölü n de kare değerini eksi 1 ile çarpalım. Bu durumda parantezin içi 1 bölü n de kare eksi 1 bölü n y kare olacak. 1 bölü lambda eşittir eksi r çarpı eksi 1 çarpı 1 bölü n'de kare eksi 1 bölü n'ye kare. Bu iki eksenin çarpımı pozitif olur. Denklemi son bir defa daha yazalım. 1 bölü lambda eşittir. R çarpı parantez içinde 1 bölü n'de kare eksi 1 bölü n'ye kare. Nd ve Ny'nin neyi belirttiğini tekrar edecek olursak, Nd düşük enerji seviyesini, n'ye ise yüksek enerji seviyesini belirtiyordu. Bu denklem Balmer Rydberg denklemi olarak bilinir ve biz bu denklemi Bohr atom modelinin önermelerinden yola çıkarak türetmiş olduk. Oldukça önemli bir denklemdir. Çünkü hidrojenin emisyon spektrumunu açıklamak için kullanılır. Denklemimiz bu. Bir sonraki videoda bu denklemi hidrojenin emisyon spektrumunu açıklamak için kullanacağız. Son defa tekrar etmek gerekirse bu denklemle düşük enerji seviyesine inen bir elektronun yayınladığı foton dalga boyunu ve frekansını hesaplayabilirsiniz.